Akademisi'nin 8. oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Ahmet Makal ile Türkiye'de kadın emeği tarihini konuşacağız. Çok anlamlı ve değerli bir günde bir araya geldiğimizi düşünüyorum. Pandemi sürecinde sömürü koşulları daha da acımasız bir hale geldi biliyorsunuz. Bu dönemde özellikle evde çalışan kadınların bir yandan çalışması, bir yandan ev işlerinden sorumlu olması nedeniyle iş yükleri çok fazla arttı. Bir başka taraftan birçok kadın ücretsiz izne gönderildi veya işsiz kaldı. Bu dönemde yine laikliğe saldırılar artarak devam etti. Kadınların toplumsal yaşamda var olmasının temel koşullarından biri laiklik. İKAD olarak laiklikten vazgeçmeyeceğimizi, laikliğin en çok emekçi sınıflar için hatta en çok emekçi kadınlar için zararı olduğunu her zaman söylemeye ve mücadele yürütmeye devam edeceğiz. Kısıtlamalar nedeniyle bu yıl alanlarda buluşamadık sizlerle ancak burada buluşmamızın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hepimizin 1 Mayıs kutlu olsun. 1 Mayıs açıklamamızı ve laiklik deklarasyonumuzu da yine chatten paylaşıyor olacağız. Öte yandan sosyalizm mücadelesinin önderlerinden biri olan Beyce Boran'ın bugün doğum günü. Kadın hareketi sınıf mücadelesiyle bütünleştirmelidir der Beyce Boran. Mücadelesi yolumuza ışık tutmaya devam edecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu kadar güzel ve anlamlı bir günde sizlerle birlikte olduğum için kendimi mutlu hissediyorum. Bu birlikteliğimize olanak sağlayan Beriha Önger Kadın Akademisi'ne ve değerli dostum Umut Kuruç'a hepimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün yaklaşık bir saatlik bir süre içerisinde Türkiye'de 1920-1960 döneminde kadın emeği konusunu değerlendirmeye çalışacağız. Çalışacağız diyorum çünkü süremiz bu konuyu kapsamlı biçimde değerlendirmek için yeterli değil. Yani 45 dakikada bir saatte ancak konunun ana hatlarına değinebileceğiz. Ama şöyle bir avantajımız var. Kadın emeği konusu benim meslek yaşamımda en severek çalıştığım konulardan biri oldu. Dolayısıyla da bunun sonucunda çok sayıda yayınım var kadın emeğine ilişkin. Yani kitaplarımda kadın emeği konusuna geniş yer verdim. Ayrıca da birkaç tane birbiriyle benzerlikler ve farklılıklar taşıyan makalem var. Dolayısıyla şöyle bir avantajımız var. Ben size bu makalelerden birini vereceğim. İnternetten tam metinle ücretsiz olarak indirebileceksiniz bu makaleyi. Yani konuşmamızda eksik kalan özellikle teknik kısımları, rakamları, oranları, tabloları o 40 sayfalık makalede kapsamlı bir biçimde görme olanağınız olacak. Dolayısıyla eksiğimiz de kalmamış olacak. Kadın emeği konusu son yıllarda kadın hareketinin gelişme süreci içerisinde ilgi gören bir konu. Gerçekten kadın meselesinin değişik veçelerine araştırmacılar değinirken kadın emeği de nasibini alıyor bu çalışmalardan. Ama aynı şeyi kadın emeğinin tarihi konusunda söylemek mümkün görünmüyor. Çünkü kadın emeğinin tarihi konusuna çok fazla ilgi yok. Hatta çok az ilgi var diyebilirim. Çok az ilgi var. Bu belki de eşyanın tabiatından kaynaklanan bir durum. Yani kadın emeğinin tarihi konusuyla ilgilenmek için hem tarihle yakın ilişki kurması gerekiyor bir araştırmacının hem de kadın konusuyla hem de emek konusuyla ilişki kurması gerekiyor. Yani bütün bunları bir potada eritmesi gerekiyor ki kadın emeğinin tarihine yönelip bu alanda çalışmalar yapsın. Bu üç faktör de bütün araştırmacılarda bir araya gelmiyor. Dolayısıyla kadın emeğinin tarihi konusu eksik kalan konulardan biri kadın emeği konusunda. Şimdi tabii kadın emeğinin tarihi konusuna direkt bir biçimde başlayıp kadın emeği şöyle oldu, kadının emeği böyle oldu demek tarihsel süreç boyunca çok eksik kalacaktır, çok yetersiz kalacaktır. Çünkü kadın emeği bir toplumsal matriksin elemanlarından biri. Kadın emeğini kuşatan sosyal koşullar var. İktisadi koşullar var, toplumsal koşullar var, kültürel koşullar var, hukuki koşullar var. Kadın emeği bunların içinde belirleniyor, kadın emeğine ilişkin oluşumlar. Dolayısıyla kadın emeğinin tarihini, hatta kadın emeğini yeteri kadar anlamlandırabilmek için
öncelikle kadın emeğini kuşatan koşullar üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü onlar biçimlendiriyor kadın emeğini. Ben çok kısaca bir 5 dakika içerisinde isterseniz Cumhuriyet'in başlangıç dönemlerinden 1960'lı yıllara kadar kadın emeğini kuşatan koşullar hakkında çok genel bilgiler vereyim size. Bir defa biliyoruz, hepimiz biliyoruz ki bu dönem 1950 yılına kadar tek parti dönemi olarak adlandırılıyor. Yani siyasi olarak bakıldığı zaman Türkiye'de tek parti yönetimi egemen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı var 1946 yılına kadar. Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki siyasi partilerin oluşumuna da iki istisna dışında, yani terakkiperver fırka ve serbest fırka deneyimleri dışında izin verilmiyor, olanak sağlanmıyor. Dolayısıyla dönem bir tek parti dönemi. Bu bizim açımızdan önemli. Çünkü çalışma hayatına ilişkin kadın emeğini de kuşatan, kadınların da parçası olduğu bazı kurumlar bu koşullarda varlık kazanamıyor. Örneğin bu dönemde sendikalar yok. Yani başlarda 1920'lerde ve 30'larda fiili bir yasak var sendikalar konusunda. 1938 yılından sonra da hukuki bir yasak var 1946 yılına kadar. Dolayısıyla sadece kadınlar değil, erkekler de, erkek işçiler de sendikal örgütlerin olamadığı bir ortamda çalışmak ve yaşamak durumundalar. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Çalışma koşulları, kadınlarınki de dahil olmak üzere, kurumlar tarafından değil, sendikalarla işverenler arasında toplu pazarlık yoluyla değil, piyasa tarafından belirleniyor. Bu çok önemli. Piyasa belirliyor. Piyasaya çok fazla müdahale yok. Zaman içerisinde çalışma hayatını etkileyecek hukuksal düzenlemeler yapılması yoluna gidiyor. Ama bunlar çok ağır işliyor. 1930 yılında kadınlar için bazı koruyucu önlemler getiren Umumi İstihsal Kanunu çıkartılıyor. 1936 yılında da kadınlar için daha geniş, yani kadın işçiler için daha geniş koruma olanakları getiren iş kanunu çıkartılıyor. Ama onun dışında 1938 yılında ise sendikalar hukuken de yasaklanıyor. Dolayısıyla resmi gözümüzün önünde şöyle canlandırdım. Bu dönem içerisinde siyasi olarak tek parti yönetimi egemen ve erkekler ve kadınlar da dahil bütün çalışanların çalışma koşullarını belirleme doğrultusunda örgütlenme olanakları yok. Sonuç piyasa belirliyor çalışma koşullarını. Piyasa nasıl belirliyor kadınların çalışma koşullarını? Birazdan kapsamlı bir biçimde göreceğiz. Demek ki kadın emeğini kuşatan siyasi koşullar ve bunların çalışma hayatına sendikasızlık biçiminde yansıması bu. İktisadi açıdan bakıldığı zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri de dahil olmak üzere Türkiye bir tarım toplumu. Yani nüfusun, iş gücünün büyük bölümü tarım kesiminde çalışıyor. Tarım kesiminde de ücretlilik yok denilecek düzeyde. Kadın işçiler büyük ölçüde ücretsiz aile çalışanı ya da ücretsiz aile işçisi olarak aileye ait işletmelerde çalışıp ücret gelir elde etmiyorlar. Yani ücretli emeğin doğmasına uygun koşullar yok Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde ve Cumhuriyet'in başlangıç dönemlerinde. Bu yapı bağımlı çalışma olgusunu ve ücretli çalışanları üretmiyor. Sanayileşme doğrultusunda sınırlı girişimler var Tanzimat sonrasında devlet eliyle ve özel kesim eliyle. Ama bunlar da Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Cumhuriyet'in başlangıç dönemlerinde gerek erkek işçiler gerek kadın işçiler arasından bir ücretlilik olgusunun yaygın biçimde ortaya çıkmasına yol açmıyor. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet hemen atlayıp birkaç cümleyle Cumhuriyet dönemindeki koşulları belirtecek olursak, Cumhuriyet'in başlangıç dönemlerinde gene tarıma dayalı yapı. Kadınların %90-95'i tarım kesiminde ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor. Kadınlar arasında ücretli çalışanların oranı %2-3 dolaylarında.
Yani demek ki Cumhuriyet'in başlangıç dönemlerinde de gelişmemiş bir sanayi yapısı var. Bu gelişmemiş sanayi yapısı bağımlı çalışma olgusunu ve ücretlileri üretmiyor. Çalışanlar, özellikle kadınlar büyük ölçüde aileye ait işletmede ücretsiz aile işçisi olarak çalışma durumunda kalıyorlar. Sanayileşme doğrultusunda tabii çabalar var. Hocam bağlantınızda bir problem mi var acaba? Seste mi? Şu an geldi, evet. Şu an düzeldi hocam. Evet. Özel kesimleriyle sanayileşme çabaları var. Bu başarılı olmuyor değişik nedenlerle. Daha sonra 1930 yıllarda devletçi iktisat politikaları izleniyor. Devlet kurduğu iktisadi devlet teşekkülleri aracılığıyla sanayileşmeyi gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu dönemde önemli bir iktisadi büyüme sağlanıyor devletçi dönemde. Ve birazdan göreceğiz ki kadın emeği üzerinde de bu sanayileşmenin ve iktisadi devlet teşekküllerinin önemli bir etkisi olacak. Evet, bu koşullarda yani özetlemeye çalıştığım siyasi ve iktisadi matriks içerisinde çalışma hayatı konusunda çok umutlu olmamak lazım. Dediğim gibi bu yapı, tarıma dayalı bu yapı bağımlılık ilişkisini üretmiyor. İşçi sayısı son derece az Cumhuriyet'in başlangıç dönemlerinde, 1930'lu yıllarda. Kadın işçi sayısı daha da az. Ama zaman içerisinde sanayileşme olgusu geliştikçe hem işçilerin toplam sayısında bir artış gözleniyor hem de kadın işçilerin sayısında bir artış gözleniyor. Şimdi bu en genel çizgileriyle tabii yani bu kadar kısa ancak bu kadar özetlenebilir. En genel çizgileriyle Cumhuriyet'in başlangıç dönemlerinde emeği ya da daha özel olarak kadın emeğini kuşatan siyasi, iktisadi ve toplumsal koşullara değindikten sonra isterseniz kadın emeği konusuna geçelim. Direkt kadın emeği konusuna geçelim ve yine Osmanlı İmparatorluğu'ndan başlatalım. Niçin Osmanlı İmparatorluğu'ndan başlatıyoruz? Yani çünkü Cumhuriyet Osmanlı İmparatorluğu'ndan kadın emeği de dahil olmak üzere birçok şeyi devralıyor, miras olarak devralıyor. İktisadi yapı devrediyor Cumhuriyet dönemine, kültürel yapı devrediyor, okuma yazma oranı devrediyor, sanayinin yapısı devrediyor. Yani dolayısıyla Cumhuriyet döneminde kadın emeğindeki gelişmeleri bizim anlamlandırabilmemiz için Osmanlı'nın son dönemlerine kısaca bakmamız lazım. Biraz önce de söylediğim gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda tarımsal üretimin egemen olduğu Osmanlı İmparatorluğu'nda kadınların neredeyse tamamı tarım kesiminde çalışıyorlar ve ücretsiz aile işçisi ya da çalışanı olarak çalışıyorlar. Ücretli emek içerisinde çok az ölçüde kadın emeği var. Mevsimlik işçi olarak çalışan kişiler arasında belli ölçüde kadınlar da var. Yani dolayısıyla sadece ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyorlar demeyelim. Küçük bir oranda mevsimlik işçi olarak çalışan kadınlar da var. Ama kadınların iktisadi faaliyetlere katılımı, kadın emeğinin katılımı sadece tarım kesiminden ve ücretsiz aile işçiliğinden ibaret değil. Göze çok görünmeyen, aslında daha çok görünmesi gereken İktisadi etkinlikler de var kadınların katıldığı. Bunların başında Anadolu'da evlerde kadınların ve çocukların çalıştığı dokuma tezgahları geliyor. Son derece yaygın dokuma tezgahları Anadolu'da. Neredeyse her evde, abartarak söyleyelim, neredeyse her evde bir dokuma tezgahı var ve tarımsal etkinlikler dışında kadınlar bu dokuma tezgahlarında çalışıyorlar. Zamanla şöyle bir gelişme oluyor. Bu dokuma tezgahları hane dışına çıkıyor, ev dışına çıkıyor. Fabrika biçiminde çıkmıyor başlangıçta, atölye biçiminde çıkıyor. Ama atölye biçiminde çıkarken kadınları da dışarıya çıkartıyor bu tezgahlar.
Yani kadınlar o tarihe kadar evlerde gösterdikleri etkinliği tezgahlar aracılığıyla dışarıda atölyeler içerisinde göstermeye başlıyorlar. Zamanla atölyelerden de fabrikalara kayış oluyor. Büyük fabrikalar kurulmaya başlanıyor. Kadın emeği evden ve atölyelerden sonra fabrika hayatında da yer bulmaya başlıyor. Tarih 19. yüzyılın ortaları. Yani 1840'lardan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle dokumacılık alanında kurulan fabrikalarda Bursa bölgesinde yaygın olarak kadın emeğiyle karşılaşıyoruz. Kadınlar fabrikalarda işçi olarak çalışmaya başlıyorlar. Önemli bir ayrıntı. Başlangıçta fabrikalarda işçi olarak çalışan kadınlar ağırlıklı olarak gayrimüslim kadınlar. Müslüman Türk kadınlar fabrikalarda ilk çalışan kadınlar arasında yer almıyorlar. Niçin? Kültürel farklılıklar. Kültürel, yani kadın çalışmasına yönelik kültürel normlar. Müslüman Türk kadınların fabrikalarda çalışma hayatına daha geç tarihlerde katılmasına yol açıyor. Ama o çok da geç değil. Yani 20-30 yıl sonra, yani 1840'ta gayrimüslim kadınlar fabrika hayatına girmeye başladı demiştik. 1860'lardan itibaren Müslüman kadınların da fabrika hayatında işçi olarak yer almaya başladıklarını görüyoruz. Çok büyük boyutlarda değil belki ama bu önemli bir başlangıç. Önemli bir başlangıç. Zamanla kadın işçiliği dokumacılık dışındaki alanlara da giderek yaygınlaşıyor. Kadın emeğinin fabrikalarda yer alması üzerinde çok önemli bir etken var. Savaşlar çok önemli. Yani dünya tarihinde de savaşların kadın emeği üzerinde çok büyük etkisi var. Türkiye tarihinde de. Osmanlı İmparatorluğu döneminde erkek nüfus askere alındıkça ailenin geçimini sağlayabilmek için kadınlar iş gücüne ve fabrika hayatına çekiliyorlar. Kadın çalışmaya mecbur kalıyor. Aynı şekilde kadınlarla beraber çocuklar fabrika hayatında işçi olarak çalışmaya zorunlu kalıyorlar. Bir de tabii bu çocuk işçilerin büyük bölümü kız çocukları. Yani dokuma fabrikalarında vesaire daha çok kız çocukları çalışıyor. Dolayısıyla kadın işçi meselesinden söz ederken bunu kız çocuğu işçilerle birlikte düşünmek lazım. Bir bütün oluşturuyorlar. Yani kadınların çalışma hayatına katılımının arttığı koşullarda kız çocukları da daha büyük ölçülerde çalışma hayatına katılıyorlar. Demek ki kadınlar fabrika hayatına çekiliyorlar. Çalışan kadınların 19. yüzyıl sonlarında neredeyse %90'ı dokumacılık, gıda ve tütün alanlarında çalışıyor. Yani bir toplumsal iş bölümü var bildiğimiz. Bu hala günümüzde de yani bir de daha düşük ölçülerde olmak üzere geçerli. Yani kadınlar belli iş kollarıyla özdeşleşmiş durumdalar. O dönemde %90'a yakını kadınların demek ki 3 alt kolda çalışıyor. Dokumacılık, gıda ve tütün. Bu iş kolları daha eğitimsiz iş gücünü istihdam edebildiği için kadınların bu alanlara yönelimi de daha doğal karşılanmalı. Çünkü okuma yazma oranının %5 olduğu, hatta daha düşük olduğu toplumsal koşullardan söz ediyoruz. Kadınların büyük bölümünün okuma yazması yok. Yani okuma yazmaları yok. Dolayısıyla daha düşük nitelikli iş gücü kullanan bu sektörlerde kadınlar istihdam ediliyorlar. Ama kadın emeğinin oranını, bu çok büyük bir hatadır. Kadın emeği konusunda yapılan çok büyük bir hatadır. Yani sanki kadın emeği Türkiye tarihinde önemli değilmiş gibi bir algı vardır. Yani kadınlar çok katılmamışlardır iktisadi gelişme süreçlerine. Bu yanlıştır. Şimdi vereceğim oran
uyanışı açık biçimde gösterecektir. 1913-15 yıllarında ülkenin sanayi açısından gelişmiş bölgelerinde yapılan sanayi sayımında 1913-15 yıllarında 15 bin civarında ücretli çalışan işçi saptanıyor. Bunlar ama ülkenin en büyük sanayi kuruluşları. Yani işçiler bunlarla sınırlı değil. Bunlar en büyük sanayi kuruluşlarında çalışan işçiler. 15 bin civarında işçi çalışıyor. Bunların %33'ü kadın. Dikkatinizi çekiyorum. 3 çalışandan, 3 işçiden bir tanesi kadın. Demek ki ta Osmanlı İmparatorluğu döneminde iktisadi faaliyetler içerisinde kadın emeğinin çok büyük bir önemi var. 1/3 çok büyük bir oran. Çok büyük bir oran. Dediğim gibi daha sonra da kadın emeği değişik sektörlere de yayılmaya başlıyor. Hizmetler kesiminde de, yani sanayi dışında hizmetler kesiminde de kadın emeği istihdam edilmeye başlanıyor. Yalnız şunu söylemek lazım, hemen Cumhuriyet'e geçiyoruz. Şunu söylemek lazım, hafiften bir işçileşme süreci var sanayileşme çabalarına bağlı olarak Osmanlı'nın son dönemlerinde. Bunların içerisinde kadınların önemli bir payı var. Ama işçileri koruyucu, özellikle de kadın işçileri koruyucu hiçbir sosyal ve hukuki önlem yok. Yani piyasa tümüyle belirleyici, ne bir yasa var, kadınların çalışma hayatında korunmasını öngören, ne de başka bir idari düzenleme var. Belirleyici olan ne oluyor? Piyasa koşulları oluyor. Piyasa neyi belirliyor? Piyasa şöyle belirliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde günlük 10-12 saati olan çalışma süreleri, ki yazın 14 saate kadar çıkabiliyor yaz aylarında, son derecede düşük ücretler, işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinden tümüyle yoksunluk. Piyasa bunu belirliyor. Yani kadınlar düşük ücretlerle çok uzun süreler boyunca ve herhangi bir işçi sağlığı, iş güvenliği önlemi olmadan çalışmak durumunda kalıyorlar. Kadın işçilerin ücretleri, erkek işçilerin ücretlerinin 1/3 kadar. Aşağı yukarı 1/3 kadar. Yani tabii farklılıklar var ama bir genelleme yapacaksak 1/3 düzeyinde diyebiliriz. Çok kısa bir özet verdim Osmanlı İmparatorluğu'na ilişkin ki oradan Cumhuriyet'e geçebildim. Geçtiğimiz zaman aynı yapının devam ettiğini görüyoruz. Kadınlar gene aynı ölçüde, aynı oranda sanayi kesiminde işçi olarak çalışmaya devam ediyorlar. Yani yapılan sayımlar, 1927 sanayi sayımı, daha sonra teşvik sanayi uygulamaları ve 1940'lı yıllardaki, 30'lu yılların sonu ve 40'lı yılların başlangıcındaki iş istatistikleri, kadınların toplam işçiler içerisindeki payının %20 ile 30 arasında olduğunu gösteriyor. 20-25 diyelim. Yani 4'te 1. Her 4 işçiden bir işçi kadın. Cumhuriyet döneminde de aynı durum devam ediyor. İş gücünün, kadın iş gücünün sektörel dağılımı konusu aynen devam ediyor. Gene büyük ölçüde tarım kesiminde kadınlar çalışıyorlar. Gene neredeyse tümüyle ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyorlar. Gene kadınların ücretleri erkeklerden 1/3 oranında düşük. Gene kadınlar Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde olduğu gibi uzun süreler çalıştırılıyorlar ve gene işçi sağlığı, iş güvenliği önlemleri yok. Niçin? Çünkü Cumhuriyet'in başlangıç dönemlerinde de iş gücünü koruyucu hukuksal bir çerçeve oluşmuş değil. Ama zamanla özellikle 1930'lu yıllardaki anlamlı sanayileşme çabaları sonucunda devletçi dönemde işçi sayısı artmaya başlıyor. İşçi sayıları artmaya başlıyor. İşçi sayısının artması demek kadın işçilerin sayısının da artması demek. Kadın işçilerin de sayısı artıyor. Şöyle bir kabaca rakam vereyim size. 1930'lu yılların sonunda 39
İş kanununun kapsamına giren 250 bin civarında işçi var. 250 bin civarında işçi var. İş kanununun kapsamına girmeyen de 250 bin civarında işçi var. Yani toplam 500 bin civarında işçi var Türkiye'de. Bu çok önemli bir gelişme. Yani Cumhuriyet'in başlangıç dönemleriyle karşılaştırıldığı zaman 20 yılda çok önemli bir gelişme bu. Ve bu kadınların gene %20 civarında bir bölümü, bu işçilerin %20 civarında bir bölümü kadın. Yani iş kanunu kapsamına giren kadın işçi sayısı 1930'lu yılların sonunda, 40'lı yılların başında 50 bin civarında. Tabii bu kadın işçi sayısı İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği koşullarda önemli bir artış göstermiş durumda. Türkiye savaşa girmiyor ama büyük bir silahlı kuvveti her an savaşa girebileceğimiz tehlikesine karşı hazır tutuyor. Dolayısıyla üretimden çekilen erkek iş gücünün yerini kadınlar ve çocuklar alıyor. Aynı dönemde çocuk işçilerin sayısı da artıyor. Galiba 20 bine çıkıyor. Kadınların 50 bine, çocukların 20 bine çıkıyor. Demek ki 20 yıl içerisinde Cumhuriyet'in başlangıcından sonra 20 yıl içerisinde Türkiye'de sanayileşme alanında adımlar atılırken ve bunun çalışma hayatına yansıması da işçilerin sayısının artması olurken kadın işçilerin sayısında da savaşın da getirdiği koşullarda ciddi bir artış olmuş. 50 bin kadın işçi çok önemli ki bu sadece iş kanunu kapsamında çalışanlar. Toplam 100 bine varabilecek bir kadın ücretli sayısı. Bu önemli bir gelişme. Çok önemli bir gelişme. Bu kadın iş gücü hangi koşullarda çalışıyor, hangi koşullarda yaşıyor, hangi koşullarda istihdam ediliyor? Bu çok önemli. Buna bakmamız lazım. Dedik ki Cumhuriyet'in başlangıç yıllarında emeği koruyan, işçiyi koruyan, kadın işçiyi koruyan özellikle hukuksal düzenlemeler yok. Parça parça çıkartmaya çalışıyorlar. Mesela 1930 yılında Umumi Fısıhsal Kanunu çıkartılıyor. Genel Halk Sağlığını Koruma Kanunu diye çevireceğiz bunu. Orada hamile kadınların durumuyla, hamile işçi kadınların durumuyla ilgili bir düzenleme var. Diyor ki kadın işçilere doğumdan önce 3 hafta, doğumdan sonra 3 hafta izin verilir. Ücretli mi? Hayır. Ücretsiz izin verilir. Ama zaman içerisinde tabii kadınlara yönelik koruma artıyor. 1936 tarihli iş kanunu hem Türkiye'de genel olarak çalışma hayatını düzenliyor, hem tüm işçilere ilişkin hukuki düzenlemeler getiriyor. Ama bu arada da kadın emeğine ilişkin özel ve önemli düzenlemeler yapıyor. Mesela Umumi Fısıhsal Kanunu'nun biraz önce söylediğim 3 hafta, toplam 6 hafta ücretsiz iznini yarı ücret hale getiriyor. Bu dönem koşullarında tabii önemli bir gelişme. Onun dışında kadın emeğini koruyucu başka önlemler getiriliyor. Mesela kadınların geceleri sanayi işlerinde çalışmaları yasaklanıyor iş kanunuyla. Kadınlar sadece gündüz mesaisi yapabilecekler sanayide işçi olarak. Koruyor kadını. Kadını ve aileyi koruyor. Yani o dönemin bakışı itibariyle bakacak olursak, yani kadını korumak bir yerde, aileyi de korumakla özdeş kabul ediliyor. Kadını ve aileyi koruyor. Ailenin bütünlüğünü koruyor. Kadın gece çalışmasın. Ama önemli bir koruma bu. Kadını gece çalıştırmamak önemli bir koruma. Kadınların günde 8 saatten fazla çalışmalarını yasaklıyor. Bu da önemli bir koruma. Yani kadın işçiyi 9 saat, 10 saat, 11 saat çalıştıramıyorsunuz. İş kanunun koruyucu şemsiyesi altında. Bunlar önemli koruyucu düzenlemeler. Ama diğer taraftan fiili duruma bakmak lazım. Yani hukuki durum böyle, evet, yani kadınlar iş yasasıyla korunuyorlar ama fiili durum nedir? Fiili durum maalesef farklı. Bir defa iş kanunun hükümleri
kadınları koruyucu hükümleri, yani bir yerde de tabii tüm işçileri koruyucu hükümleri uygulamaya değişik nedenlerle aktarılamıyor. Yasa çıkartılmış ama yasanın bir parçası olarak çıkartılması gereken tüzük ve yönetmelikler yok hala. Mesela iş kanunu diyor ki asgari ücretler devlet tarafından belirlensin. Yıl 1936. Asgari ücret tespit yönetmeliği ne zaman çıkıyor? 1952 yılında çıkıyor. 16 yıl sonra çıkıyor. Yani kadınlara yönelik koruyucu önlemlerin hayata aktarılması konusunda da bu tür gecikmeler var. Yani 1940'lı yılların ikinci yarısını, hatta 1950'li yılları beklemek gerekiyor. Mesela kadınların çalışamayacağı tehlikeli işler tüzüğü 1950'lerde çıkartılıyor. Yani yasada kadınları koruyucu hükümler var ama onları fiili yaşama aktaracak ara hukuki düzenlemeler yok. Dönem içerisinde yapılan görgül çalışmalar, ki bunların aslında parlamento mensuplarının çalışmaları da var, kadınlara ilişkin hukuki koruyuculuğu olan düzenlemelerin büyük bölümüne uyulmadığını gösteriyor. Görgül çalışmalar, yani iş yasası 12 yaşından küçük çocukların çalışmamasını öngörüyor. 12 yaşından küçük çocuklar ve kız çocukları çalıştırılıyor. Kadınlar 8 saatten fazla çalıştırılmasın diyor. Kadınlar 8 saatten fazla çalıştırılıyor. Kadınlara gece mesaisi yapılmasın, yaptırılmasın deniliyor. Kadınlara gece mesaisi yaptırılıyor. Yani fiili durum dediğim gibi koruyucu koşulların oluşmadığı, sendikaların bir kontrol aracı olarak ortaya çıkma olanağını bulamadığı koşullarda piyasa koşulları belirleyici oluyor. Tabii özel kesimde koruyucu hükümlere uyulmama oranı çok daha yüksek. Yani özel kesimde kadınların çalışma koşulları çok daha kötü. Çok daha kötü. Buna karşılık kamu kesiminde, iktisadi devlet teşekküllerinde çalışan kadınların çalışma koşulları biraz daha iyi. Yani kamu işverenleri biraz daha uyuyorlar kadınları koruyucu hukuksal önlemlere. Bunun dışında, yani fiili durumun dışında 1940 yılında hukuki de bir durum ortaya çıkıyor. Savaş dönemi koşullarında Milli Korunma Kanunu çıkartılıyor. Yani hükümete olağanüstü yetkiler veren Milli Korunma Kanunu çıkartılıyor ve Milli Korunma Kanunu uyarınca kadın ve çocuk işçileri koruyucu önlemlerin bir bölümünde askıya alınıyor. Ne zamana kadar? 40'lar 50'lere kadar falan askıya alınıyor. Neyi askıya alıyor Milli Korunma Kanunu? Mesela kadınların günde 8 saat çalışması öngörülürken 11 saate kadar çıkartıyor bunu. Yani kadınlar günde 11 saate kadar çalıştırılıyorlar. 8 yerine 11 saat. Kadınlara gece çalıştırılması yapılmasın diyor, yaptırılmasın diyor iş kanunu. Kadınlar gece mesaisi de yaptırılıyor kadınlara. Yani demek ki bir taraftan iş yasasının kadınları ve çocukları koruyucu hukuksal önlemlerine fiiliyatta uyulmaması nedeniyle, diğer taraftan bu önlemlerin bazılarını hukuki olarak da askıya alan Milli Korunma Kanunu nedeniyle kadın işçiler 1930'ların sonundan başlayarak çok zor koşullarda çalışıyorlar gerçekten. Ama niçin çalışıyorlar? Çalışmasalar olmaz mı? Olmaz. Niçin? Çünkü ailedeki erkek çalışan askere alınmış. Ailenin geçimini sürdürmesi lazım. Kadının ve çocuğunun geçimini sağlanması lazım. Bu da ancak kadınların ve çocukların iş gücüne katılmalarıyla mümkün olan bir şey. Dolayısıyla kadınlar bu koşullarda çalışmayı kabul etmek durumunda kalıyorlar. Bu döneme baktığımız zaman her dönemde olduğu gibi, yani ta Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar her dönemde olduğu gibi
kadın işçi ücretleri erkek işçi ücretlerinden yaklaşık 1/3 oranında düşük. Yani erkeklerin ücretlerinin 2/3'ü kadar ücret geliri elde edebiliyor kadınlar. Yani bu dönemler, bu savaş dönemleri, Türkiye savaşa girmemiş de olsa gerçekten ücretli çalışanlar açısından çok büyük yıpranmalar getiren, çok ağır koşullar getiren bir dönem olarak Türkiye tarihinde yerini alıyor. Bu arada bir iki cümlem de geçti. İktisadi devlet teşekkülleri. Kadınlar açısından iktisadi devlet teşekküllerinin durumuna özellikle değinmek isterim. Şimdi iktisadi devlet teşekkülleri dönem içerisinde zorunlu olarak devlet tarafından Türkiye'nin değişik yörelerine dağılmış bir biçimde kuruluyor. İktisadi devlet teşekküllerine bağlı müesseseler. Örneğin Sümerbank Kayseri Bez Dokuma Fabrikası Kayseri'de kuruluyor. Nazilli Basma Fabrikası Nazilli'de kuruluyor. Diğer fabrikalar yurt ölçeğine dağılmış durumda. Biraz da askeri gerekçelerle. Bir savaş olursa hedefler dağılsın diye. Bunlar bu şekilde kurulunca, yerleşim birimlerinden uzak koşullarda kurulunca, oralarda ücretli olarak çalışan kişilerin işçilik yapabilmeleri için gerekli ilave koşullar da sağlamak gerekiyor. Örneğin yatakhaneler, lojmanlar, sağlık koşulları, eğitim koşulları, beslenme olanakları, eğitim olanakları sağlamak gerekiyor. Bu sadece devlet teşekküllerine bağlı müesseselerde okuma yazma kursları açılıyor. Daha üst düzeyde eğitimler veriliyor. Yurt dışına daha teknik düzeyde eğitim için insanların gönderilmesi söz konusu. Dolayısıyla kadınlar da düşün, 1930 yıllarda çok önemli bu. Yani Türk toplumunda köyden gelmiş ya da gelişmemiş kentlerde yaşayan kadınlar da iktisadi devlet teşekküllerinde işçilik yaparken bu olanaklardan faydalanmaya başlıyorlar. Okuma yazma olanakları, AB eğitim olanakları, diğer olanaklar, sağlık olanakları. Bu Türkiye'de kadın emeğinin, kadın iş gücünün gelişmesi ve kadınların faydalanması konusunda bu koşullarda son derece de önemli. Son derece önemli. Zaten belki modern anlamda bir işçi sınıfının Türkiye'de oluşumunu da bir yerde iktisadi devlet teşekküllerine bağlamamız gerekecek. Ama buralarda çalışan işçiler içerisinde kadınların biraz ufkunu açan oluşumlar yaşanıyor. Eğitim olanakları, sağlık olanakları, barınma olanakları gibi, örneğin bekar kadınlar için, evli olmayan genç kızlar için yatakhaneler var. Bu dönem için ne kadar önemli bir olanak. Yani bu olanaklar olmasa 1930'ların Türkiye'sinde 18-20 yaşındaki bir genç kız sanayide nerede çalışabilecek? Dolayısıyla iktisadi devlet teşekküllerini sadece iktisadi devlet teşekkülleri olarak değil, sağlamış olduğu sosyal olanaklar ve bunun kadın emeği üzerindeki etkileri itibariyle de değerlendirmekte fayda var. Bu arada tabii sendikalar yok, hala sendikalar yok, hala piyasa var. Piyasa var, işverenin, tabii piyasa demek, işverenin insafı demek sonuçta yani. İşverenin insafı demek, sadece iktisadi devlet teşekküllerinde daha sosyal açıdan iş gücünü ve kadın işçileri koruyucu önlemler var. Mesela kadın emeği açısından benim kadar iyi biliyorsunuz. Bugün günümüzde de çok tartışılıyor, bu pandemi döneminde de bu kreş olanakları, kreş yuva olanakları çok tartışılıyor. Hatta son günlerde doktor kadınlardan gelen itirazlar var. Biz çocuğumuzu nereye bırakacağız hastaneye çalışmaya giderken? Dolayısıyla kadın emeği değerlendirilirken mutlaka ön planda düşünmesi gereken noktalardan bir tanesi de yuva ve kreş olanakları. Dönem içerisinde iktisadi devlet teşekküllerinin bazılarında kadın işçiler için yuva ve kreş olanakları sağlanıyor. Hepsinde değil ama bir bölümünde, hatırı sayılır bir bölümünde kadın emeğini rahatlatan yuva ve kreş olanakları var. Özel kesimde var mı? Yok. Yok.
Ücretler de zaten kamu kesiminde kadın işçilerinde, erkek işçilerinde ücretleri özel kesimdekinden daha yüksek. Kamu kesiminde ücretler daha yüksek ama kamu kesiminin kendi içinde yaklaştığımız zaman kamu kesiminde erkek işçi ücretleri kamu kesimdeki kadın işçi ücretlerinden daha yüksek. Bu kader olmuş diyelim tebessüm ederek. Yani eşitsizlikler ne kadar aşılmaya yönelinse de diğer de o erkek kadın ayrımına ilişkin aşılması güç bariyerler kadın iş gücünün önüne her dönemde çıkıyor. Ben bir notlarıma bakayım devam etmeden önce. Evet, 1950'li yıllar kadın iş gücü açısından bazı farklılıklar getiriyor. Çünkü Türkiye'de Cumhuriyet'in başlangıcından 1950'lere kadar sağlanan gelişmelerle hem sanayi kesiminde, özel kesimlerinde bir sermaye birikimi sağlanmış durumda. Özel kesimde 1946 yılında çok partide hayata geçilirken toplumda daha fazla güç sahibi olmayı talep ediyor. Yani palazlanmış biraz 30 yıl içerisinde. Kendi ulaşmış olduğu güce uygun bir pay istiyor toplumun yönetiminden. Dolayısıyla 1950'li yıllarda başka faktörlerle beraber iktisat politikalarında önemli değişiklikler ortaya çıkıyor. Savaş öncesi dönemde yürütülen devletçi iktisat politikalarının yerine özel kesim eliyle yürütülen, özel kesime ağırlık veren iktisat politikaları alıyor. İthal ikameci, 1930'ların ithal ikameci iktisat politikalarının yerine dışa açık tarımsal ürün ihracına yönelik iktisat politikaları alıyor. Tarım kesiminde Cumhuriyet'in başlangıcından bu yana yaşanmakta olan gelişmeler artık belli bir nüfusu, o güne kadar tarım kesiminde istihdam edilen ve yaşayan belli bir nüfusu tarım kesiminin dışına itmeye başlıyor. İç göçler ortaya çıkıyor. 40'lı yıllardan başlayarak 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda iç göçler ortaya çıkıyor. Yaklaşık 500 bin insan 1950'li yıllarda kırsal kesimden kentsel kesime geçiyor. Tabii kadınlar da var bunların arasında. Bu iç göçler tabii istihdam açısından önemli sorunlar yaratıyor. Çünkü kentsel kesimde gelişen sanayi henüz bu kadar çok insanı absorbe edecek, istihdam edecek düzeyde değil. Bizim başlangıçta marjinal sektör adını verdiğimiz işte iş portacılık falan tarzı istihdam biçimleri ortaya çıkıyor. İşte bir tezgaha salatalık koyup 25 kuruşa satıp ailenin geçimini sağlamak tarzı. Kadınlar evlerde yardımcı olarak çalışmaya başlıyorlar. Temizliğe gidiyorlar, çocuk bakımına gidiyorlar. Kadının konumu ciddi ölçüde değişiyor. Düşünün, daha önce kadın Osmanlı'nın son dönemlerinde de, Cumhuriyet'in başlangıç dönemlerinde de kadınlar dedik tarım kesiminde çalışıyorlar büyük ölçüde. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyorlar. Şimdi 500 bin insanın kentsel kesime göç ettiği bir yerde artık ne tarımsal arazi var ne ücretsiz aile işçiliği var. Yani kadınlar çalışma hayatına katılacaklarsa ya sanayide işçi olarak katılacaklar, fabrikalarda işçi olarak katılacaklar ya da biraz önce söylediğim gibi evlere hizmete gitme şeklinde değişik şekilde istihdam edilenler arasına katılacaklar. Bu çok önemli bir değişim. Dolayısıyla kadın iş gücü açısından bakıldığı zaman 1940'ların ikinci yarısından itibaren böyle önemli bir değişiklik ortaya çıkıyor. Tabii erkek iş gücü açısından da benzeri gelişmeler var ama kadınlar daha birinci elden etkileniyorlar ücretsiz aile işçisi olarak çalıştıkları için. Şimdi bir biçimde ücretli olarak
iktisadi yaşama katılmak ve ya da ev hizmetlerine gitmek durumunda kalıyorlar. Kadın işçilerin sayısı artıyor ama hala dikkat edelim, hala dikkat edelim. 1950'li yıllarda Türkiye'de kadınların %90'ı, 3 gün içerisindeki kadınların %90'ı ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor. 1920'lerde, 30'larda %2-3 olarak nitelendirdiğim, bağımlı olarak yani işçi olarak çalışan kadınların oranı %4'e 5'e çıkıyor. Bu önemli bir gelişme midir? Evet, oran yüksek, yani ücretsiz aile işçilerinin oranı yüksek ama kadın işçilerin oranının iki katına çıkmış olması diğer taraftan bakıldığı zaman önemli bir gelişmedir. Gerçekten önemli bir gelişmedir. 1950'li yıllar boyunca da 60'lara 70'lere kadar da kadın işçilerin sayısı artmaya devam ediyor. Devam ediyor ama şöyle de bir paradoks var. Erkek işçilerin sayısı daha fazla artmaya devam ediyor. Yani kadın işçilerin sayısı artarken kadın işçilerin oranı düşüyor. Niye? Çünkü erkekler daha çok artıyor. Kadınlar hala ikinci durumdalar istihdam içerisinde. Ama bu gelişmelerde yaşanıyor. Ben bir saat öğrenebilir miyim arkadaşlar? Hocam 50 dakika oldu. Dilerseniz aman devam edebilirsiniz. Devam edebilirsiniz. Hiç problem yok. Bir 10 dakika, 15 dakika arkadaşlar. Kadın emeğinin başka bir önemli boyutuna değineceğim. Onlara da değinmemiz lazım. Ondan sonra da tartışma bölümüne geçebiliriz. Dönem içerisinde kadın emeğine ilişkin çok önemli bir gelişme. Kamu kesiminde işçi olarak çalışan kadınların sayısının arttığını söylemiştik iktisadi devlet teşekküllerinde. Ama kamu kesiminde memur olarak çalışan kadınların sayısı da artıyor. Bu önemli bir gelişme. 1926 tarihli Memurin Kanunu kadınların çalışmasına izin veriyor. Ama aynı tarihli 1926 tarihli Medeni Kanun bu çalışmayı kocanın iznine bağlıyor. Yani kadınlar ancak eşleri izin verirlerse çalışma hayatına katılabilecekler. 1990 yılına kadar yürürlükte kalıyor. Bu anayasa mahkemesi iptal edene kadar. Bu kadınlar kocaları izin verirse çalışabilecekler hükmü 1990 yılına kadar yürürlükte kalıyor. Çok şaşırtıcı. Daha sonra da yasa koyucu kaldırmıyor. Anayasa mahkemesi iptal ediyor bu hükmü. 20'li yıllardan itibaren aslında Türkiye'de genç cumhuriyet kurulurken bir taraftan tabii sanayileşme doğrultusunda önemli çabalar var ama diğer taraftan da kamu kesiminde memur olarak çalışanların sayısı ciddi bir artış gösteriyor. Yani merkezi ve mahalli teşkilatlarda, devlet teşkilatlarında çalışanların sayısı artıyor yeni ihtiyaçlar doğdukça. Devlet değişik alanlara yönelik olarak örgütlendikçe buralarda çalışanların sayısı da artıyor ve bu arada kadınların sayısı da artıyor. Ciddi ölçüde artıyor. Yani şöyle diyeyim, 1960'lara geldiğimiz zaman kamu kesiminde memur olarak çalışan kadın sayısı 72 bin. 72 bin kadın çalışıyor. Ama gene aynı bariyere çarpıyoruz. Evet, kadın devlet memurlarının sayısı çok artıyor ama erkeklerinki çok daha fazla artıyor. Kadınların 1960 yılında gelinen, yani bu çok artmıştır dediğim noktada, kadınların toplam memurlar içerisindeki oranı %16 düzeyinde. Bütün bu artışa rağmen %16 düzeyinde. Yani gene erkeklerin egemen olduğu bir alan memuriyet. Kadınlar için gene enteresan bir durum var. Nasıl sanayi kesiminde kadınlar belli alt iş kollarında yoğunlaşmışlarsa daha çok, demiştik ya, dokumacılık, gıda ve tütün. Baktığımız zaman memuriyette de belli kuruluşlarda kadınlar yoğunlaştığını görüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler, hemşireler,
PTT çalışanları, büro çalışanları. Yani gene bazı işler, kadınlara özgü işler olarak kendiliğinden biçimlenmiş, kadınlar da yoğun olarak oralarda çalışmaya devam ediyorlar gibi görünüyor. Yani o bariyerler, o kadın erkek cinsleri arasındaki çalışma hayatına ilişkin bariyerler, bir görünen bariyerler, bir de görünmeyen bariyerler olarak hikaye edilebilir. Görünen bariyerler bir ölçüde ortadan kalksa bile görünmeyen bariyerler her zaman var. Demek ki kadınlar memur olarak da Cumhuriyet'in başlangıcından başlayarak giderek artan ölçülerde kamu kesiminde istihdam ediliyorlar. Son değineceğim nokta, kadınların durumuna ilişkin son değineceğim nokta, bizim uzman meslekler dediğimiz meslekler. Yani uzun ve ciddi bir eğitim gerektiren meslekler. Mesela doktorluk, avukatlık, müzisyenlik gibi meslekler. Acaba kadın emeği buralarda nasıl bir görünüm arz ediyor? Bu da çok önemli. Yani kadının toplumsal statüsü ve kadın emeğinin yeri açısından bu da çok önemli bir nokta. Cumhuriyet'in başlangıç dönemlerinde bunların olmadığını kabul edebiliriz. Kadınlar yok. Hani kadının adı yok diye kitap var ya, kadının kendi de yok. Sadece adı değil, kendi de yok. Kadınlar 1920'li yıllarda tıp fakültelerine ve hukuk fakültelerine girmek için çok büyük çaba gösteriyorlar. Çok büyük çaba gösteriyorlar. Yani bir hukuk profesörünün anılarını okumuştum. Yani defalarca toplanıyorlar gruplar halinde. Dekanları ziyaret ediyorlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nı ziyaret ediyorlar. Büyük bir baskı yaratıyorlar kadınlar. Sonuçta kadınların tıp fakültesine girmelerine olanak sağlanıyor. İlk kadın doktor 1927'de mezun oluyor. Ama Sağlık Bakanlığı kadınları doktor olarak atamıyor. Yani dikkat edin, mezun olan kadın doktorları Sağlık Bakanlığı kadın olarak atamıyor. Uzun mücadeleler gerekiyor gene. İlk kadın doktor 1930'da atanıyor. İlk kadın doktorun atanması 1930. Hukukçular açısından aynı şey geçerli. Uzun mücadeleler sonucunda kadınlar tıp fakültelerine giriyorlar. Çok uzun mücadeleler sonucunda giriyorlar. Zamanla tabii, zamanla bunlar yerleşiklik kazanıyor. Ama gelinen noktada size bir iki rakam vereyim. 1960 yılında Türkiye'deki tüm doktorlar içerisinde kadın doktorların oranı %12. %88 erkek 1960 yılında. Yakın bir tarih 1960 yılı. Aynı tarihte 1959 tarihinde toplam avukatlar içerisinde kadın avukatların payı %8. İnanılır gibi gelmiyor bize değil mi arkadaşlar? İnanılır gibi gelmiyor. %8. Demek ki bütün bu mücadelelere rağmen, bütün yani kadınların uzman mesleklerde gerekli eğitimde gördükten sonra dahi bu kadar düşük paylarda kalması üzerinde toplumsal faktörler, kadına yönelik, kadın emeğine yönelik toplumsal faktörler büyük ölçüde belirleyici. Size kendi ilgi duyduğum bir alandan örnek vereyim. Geçen sene bu konuda bir makale yazmıştım kadın müzisyenler konusunda. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız bizim biliyorsunuz kökleri 19. yüzyıla giden bir orkestra. Orkestraya ilk kadın sanatçı arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na 1933-34 yılında katılıyor. Tek bir kadın, arpçı ve yabancı uyruklu. Çok uzun sürede kalmıyor. 1960 yılında aşağı yukarı 100 kişilik orkestrada kaç kadın sanatçı var biliyor musunuz? 1960 yılında. Sadece 4. 1973 yılında İstanbul'da ilk İstanbul Festivali yapılıyor. Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası da orkestra olarak katılıyor festivale.
1973 yılında orkestradaki kadın müzisyen sayısı 7. 1973 ya, daha dün yani, daha dün 7 tane kadın sanatçı var. Günümüzde ne kadar? 3'te 1 dolayında kadın var. 3'te 1 dolayında kadın var. Yani görüyorsunuz ki kadın emeğinin tarihsel gelişimi konusunda görünen ve görünmeyen engeller var. Yani kadın işçilerden söz ederken tarım kesiminde ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadın işçilerden, onların kentlere gelmesi ve sanayi kesiminde ücretli olarak çalışmasından söz ederken durumu değerlendiriyoruz. Ama avukat, doktor, müzisyen kadınlara geldiğimiz zaman da o engeller görünmez olarak var. O engelleri ortadan kaldırmak çok zaman alıyor. Yani engellerin en zor kaldırılabileceği yer insan zihni. Yani insan zihninden kadın emeğine ilişkin ya da cinsiyete ilişkin yerleşik normları kaldırmak yüzyıllar alıyor bazen. O kadar ağır çalışıyor ki, Yani demek ki kamu kesiminde memur statüsünde çalışan kadınlar ve uzman mesleklerde çalışan kadınlar arasından da görünmeyen engeller, zihnimizde var olan engeller, Türkiye tarihi boyunca geçerli ve günümüzde de belki etkileri kısmen azalmış da olsa hala sürüyor. Yani düşünün, yani üniversitelerde kadın öğretim üyesi sayısı arttı, biliyorsunuz tartışılan konulardan bir tanesi. Çok arttı. Yani hatta yarı yarıya mı acaba diye insanın düşünmesi geliyor. Bazen yarı yarıya yaşıyorlar ki. Ama yönetim kademelerine baktığınız zaman kadınlar çok küçük oranlarda hala. Yani üniversitede dekanlara, rektörlere, YÖK üyelerine vesaire baktığınız zaman kadınların yönetim kademelerinde meslekte kapladıkları ve iş gücü içerisinde kapladıkları oranlarla karşılaştırılamayacak kadar küçük oranlara sahip oldukları görülüyor. Demek ki yani kadın mücadelesinin sonuçlarından bir tanesi bu engellerden bazılarının giderek hafiflenmesi ya da ortadan kalkması olarak karşımıza çıkıyor. Ama daha ortadan kaldırılması gereken çok da engel var. Konuşmamı ben bu şekilde tamamlayayım ve gelecekte bu engellerin olmayacağı ya da çok daha az düzeyde olacağı toplumsal koşullara sahip olmayı ümit ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani bu konu bitmez. Bir saate bu kadar sığdırabiliyoruz. Eğer sizin o döneme ilişkin, hani dönemi geçmeyelim çünkü o zaman döneme ilişkin şeyleri tartışamama durumumuz ortaya çıkar. Sorularınız, çok merak ettiğiniz şeyler varsa onları tartışalım. Bu arada ben size önerdiğim makaleyi göstereyim. Bu Çalışma Toplum Dergisi'nin 2010 yılında çıkan 25. sayısında benim makalem Türkiye'de Erken Cumhuriyet Döneminde Kadın Emeği. Google'dan girdiğiniz zaman Ahmet Makal Kadın Emeği diye girerseniz başka şeyler de çıkar. Başka makaleler, kitaplar da çıkar ama bu da çıkar. Tıkladığınız zaman tam metin olarak ve ücretsiz olarak bu makaleye ulaşmanız mümkün. Yani bugün genel çerçevesini çizdiğimiz konuya ilişkin çok daha ayrıntılı, çok daha derin, kapsamlı ve niceliksel bilgiyi makalede bulmanız mümkün olacaktır. Evet, teşekkürler. Sorularınız varsa onları alayım. Hocam biz çok teşekkür ederiz. Oldukça verimli bir sunumdu. Özet olarak Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadın emeğinden bahsetmiş olduk. Kadın emeğinin toplumsal şartlara göre dönüşümünü ve kadın emeğine kuşatan piyasada koşullarını dönem dönem kadın emeğinin yoğunlaştığı sektörlerden bahsettik. Hocam oldukça fazla soru var aslında. Ben izninizle başlamak istiyorum ilk soruyla.
40'lı yıllarda kadınlara gece çalışma yasağı kadın istihdamına etki etmiş midir? Kadınların işçi olarak istihdam edilmesinin önünde bir engel işlevi görmüş müdür? Kimi feminist tartışmacılar gece çalışma yasağını ya da kimi iş kollarında çalışma yasağını erkek işçilerle sermayenin ataerkil pazarlığı olarak değerlendiriyor. Bu daha çok Avrupa, İngiltere bağlamında tartışılsa da Türkiye açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce soruya ilişkin bir düzeltme yapmamız da zannediyorum fayda olacak. Tekrar edeyim bilgiyi. 1936 tarihli iş kanunu kadınların sanayi işlerinde gece çalışmalarını yasaklıyor ve günlükte 8 saatten fazla çalıştırmalarını yasaklıyor. 1946 yılında çıkartılan Milli Korunma Kanunu bu koruyucu önlemleri kaldırıyor. Yani kadınların 8 saatten fazla, 11 saatine kadar çalışmaları, günde 3 saat fazla mesai yapmaları ve gece sanayide çalışmaları mümkün hale geliyor. Yani dolayısıyla yasak 1936 yılında iş kanunu tarafından getiriliyor. Serbestlik 1940 yılında Milli Korunma Kanunu tarafından getiriliyor. Yani tabii şimdi bunu normal koşullarda, şimdi aynı dönemde tabii erkeklere yönelik düzenlemeler de var. Yani konumuz olmadığı için değinmedik. Erkeklere de madenlerde zorunlu çalışma getiriliyor mesela. Yani bu dönemin zorunlu, bu dönemdeki bu düzenlemelerin zorunlu sonucu erkek ve kadın iş gücünün çok büyük ölçüde yıpranması, helak olması oluyor. Yani günde 11 saat, ki bu 11 saate de her koşulda uyulmadığını söyleyebiliriz. Yani 11 saatin de üzerine çıkılıyor. Düşünün bir de 11 saat çalıştırıldı, kadınları çalıştırdığınız yerlerde işçi sağlığı iş güvenliği önlemleri de yok. Hem uzun çalıştırıyorsunuz, hem işçi sağlığı iş güvenliği önlemi yok, hem düşük bir ücretle çalıştırıyorsunuz. Onun için sorunuza ilişkin bir düzeltme yapma ihtiyacını duydum. Bu da 1950'li yıllara kadar sürüyor. Bilmiyorum, ben bu açıklamayı yaptıktan sonra da sorunuz var mıdır bu konuya ilişkin? Hocam yine benzer bir soru gelirse tekrar iletim olurum. Tamam. Bir ikinci sorumuz da Cumhuriyet döneminde kadın işçilerin yaşadığı olumsuz koşullara karşı herhangi bir işçi hareketi görülüyor muydu? Evet, şimdi kısaca çizmeye çalıştım. Çalışma hayatının koruyucu çerçevesini çizmeye çalıştım. Şimdi biz çalışma hayatını şöyle formüle ederiz. Deriz ki üç aktörü vardır. Yani bir oyuna benzetiriz. Kitaplarda böyle yazar. Üç aktörü vardır çalışma sisteminin. Devlet vardır. İşçi kesimi vardır, işveren kesimi vardır. Devlet koruyucu düzenlemeler yapar, hukuki düzenlemeler yapar. İşçilerle işverenler de örgütlenerek, kendi aralarında örgütlenerek, sendikalarda ya da başka kuruluşlarda örgütlenerek, toplu pazarlık masasında bir araya gelip çalışma koşullarını, devletin koyduğu koşullar içerisinde müzakere ederler. Ücretler şu kadar mı olsun, bu kadar mı olsun, bu kadar mı olsun? Dolayısıyla bunlar kurumsal mekanizmalar. Yani bir piyasa mekanizması var toplumda, çalışma koşullarını belirleyen ücretleri, çalışma sürelerini, bir de piyasa koşullarına müdahale olarak devletin getirdiği hukuksal düzenlemeler artı işçi sendikalarının müdahaleleri var. Şimdi dönem içerisinde sistemin sağlıklı çalışması için bu kurumların varlık kazanmış olması gerekir. Ama söylediğim gibi, konuşmamın başında da söylediğim gibi, sendikalar yasak bir dönemde. Yani 1938 yılında sınıf esasına dayalı cemiyet kurma yasağıyla sendikalar yasaklanıyor. Devletin de koruyucu düzenlemeleri sınırlı. 1936 tarihli iş yasasına kadar sınırlı. Bu durumda işçiler nasıl tepki gösterecekler? Yani tepki sadece sendikalar aracılığıyla gösterilmez. Yani sendikalar, yani benim bir makalem vardır. Yani sendikaların çok işlerlik kazanmadığı ve grev hakkının olmadığı dönemdeki işçi hareketlerine ilişkin bir makalem var. İşçiler her zaman, yani nasıl böyle bir benzetmek gibi olmasın, yani bir
Hani kediyle oynarken böyle kediyi köşeye sıkıştırırsınız. Artık kedinin gidecek yeri kalmaz. Üzerinize atlar tırmalar sizi. Tırmalar sizi. İnsanoğlunun her zaman kötü koşullara karşı direnme olanakları olmuştur. Yani bu 18. yüzyıl İngiltere'sinde de böyledir. Makineleri kırmışlardır, mücadele etmişlerdir. Ama bu tür mücadelelerin etki alanı sınırlıdır. Yok denilecek kadar sınırlıdır. Yani kadın işçiler çalışma koşullarına karşı diyelim ki fabrika önünde toplandılar, yürüyüş yaptılar, işverenle görüştüler. Sendikal örgütlenme ve sendikal örgütlenmenin toplu pazarlık ve grev yaptırımları olmadığı sürece bunlar son derece de etkisiz denemeler. Son derece etkisiz denemeler. Artı tabii artı bir de yani bütün bunlar olduğu zaman bile ya bilinç faktörü var. Yani bütün bu örgütlenme olanaklarının olduğu, objektif olarak var olduğu koşullarda da hakkını aramak, haksızlıklara karşı direnmek subjektif olarak bilinç faktörünü zorunlu kılıyor. Yani Cumhuriyet'in başlangıç dönemlerinde genel okuma yazma oranının %5 olduğu bir toplumdan söz ediyoruz. Sürekli bir sanayi işçiliği yok ortada. Yani insanlar belli süre fabrikalarda çalışıyorlar, bir ay çalışıyor, gidiyor, iki ay çalışmıyor, tekrar geliyor, bir ay çalışıyor. Yani bir işçilik formasyonu yok. Gerek fiziksel olarak, gerek mentalite olarak işçilik formasyonu yok. Bu koşullarda kadın işçilerin ya da erkek işçilerin ne kadar direnmeleri ve çalışma koşullarını değiştirmeleri mümkün? Elbette mümkün değil. Bakın şöyle devam edeyim ben. 1946 yılında sendikalar serbest kalıyor. 1946 yılında. 1947 yılında da bir yasa çıkartılıyor. Ve artık sendikalar hukuki olarak varlık kazanıyor Türkiye'de. Ne zamana kadar? 1961 Anayasası'na kadar. Çünkü orada grev hakkı ve toplu pazarlık hakkı da getiriliyor. Ama 1940-50'li yıllarda grev hakkı yok, toplu pazarlık hakkı yok. Ne var? Sendika var. Sendikalar işlevsellik kazanamıyor ki. Yani sendikaların olduğu dönemde dahi sendikalar işlevsellik kazanamıyor. Niçin? Yaptırımları yok. Şimdi sendikaların dahi olmadığı, yani bırakın grevi toplu pazarlığı, sendikaların dahi olmadığı bir dönemde, yani 1920'li 30'lu yıllarda işçilerin ve kadın işçilerin haklarını arama doğrultusunda etkin faaliyet göstermeleri hiçbir biçimde mümkün değil. Bir de yani fiili olarak işçi hareketleri engelleniyor. Fiili olarak engelleniyor. Hukuksal olmadığı zaman fiili olarak engelleniyor. Dolayısıyla bu kesimin kendilerini bu tür hareketler aracılığıyla korumaları ve geliştirmeleri hem hukuki olarak mümkün değil hem de fiili olarak mümkün değil. Evet. Hocam teşekkür ederiz. Bir diğer sorumuz aslında yine bağlantılı olarak sendikalarla alakalı. Cumhuriyet'in ilk döneminde sendikalar yok. Çalışma koşulları kurumlar tarafından değil piyasa tarafından belirleniyor dediniz. Kapitalizmin emekleme dönemi diyebileceğimiz bir dönemde piyasa diyebileceğimiz bir mekanizma var mıydı? Yani piyasa denilen mekanizmayı teorize etmeyin, çok abartmayın. Piyasa denilen mekanizma Cumhuriyet'in başlangıç dönemlerinde 1920'lerde, 30'larda 10 tane ya da 5 tane büyük işverenin bir araya gelip İstanbul'da çalışma koşulları üzerinde anlaşmasıdır, piyasadır işte bu. Yani bugünümüzde de zaten bu boykot biliyorsunuz yani. Boykot olayları var. Yani üç tane bir kentte, Anadolu'da bir kentte üç tane işveren bir araya gelse bütün kent için çalışma koşullarını belirlerler. Yani piyasa Adam Smith'in görünmez eli olmak durumunda değil. O üç tane işveren orada piyasadır. Piyasadır. Büyük kentlerde de yani hatta bazen tek işveren. Yani tek işveren çalışma koşullarını belirleyebilirdim. Bakın etrafınıza 2021 yılı itibariyle. Bakın bunun koşullarının ne kadar var olduğunu görürsünüz. Yani işçilerden sayıca çok olan işçilerden farklı olarak sayıca çok az olan işverenlerin bir araya gelerek çalışma koşullarını aralarında kararlaştırıp belirlemeleri
her zaman mümkündür ve de bu da piyasanın bir biçimi olarak kabul edilmelidir. Net piyasa yani işte daha ne olsun. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Bu arada az önce bahsettiğiniz makaleyi chat bölümünden paylaşıyor olacağız. Katılımcılarımızın da hatırlatmış olalım. Bir diğer sorumuz şöyle. 1900'lü yıllardan itibaren işçi örgütlenmeleri ve sendikalaşma açısından kadınların durumu nedir? Özellikle mübadeleden sonra Selanik'te tütün işçilerinin İstanbul ve çevresinde tütün işletmelerinde çalışmaya başlamasıyla Selanik'teki sosyalist işçi örgütlenmelerinin deneyimiyle 40'lı yıllar itibariyle kadın işçiler arasında sendikalaşmanın güçlenmeye ilişkin bir değerlendirme de var. Emek Tarihi yazımında. Kadın işçilerin örgütlenmesini güçlendiren farklı dönemlerde farklı toplumsal, siyasal belirleyiciler var mı? Osmanlı ve Genç Cumhuriyet döneminde diye bir soru. Şimdi tabii Osmanlı İmparatorluğu'na girdiğimiz zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun işçi hareketlerine ilişkin bilgi vermek lazım. O da bizim zaman süremizi kesinlikle aşar. Ama şunu söyleyeceğiz. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde özellikle Balkanlarda, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki topraklarında işçi hareketleri var. Bu işçi hareketleri de daha çok Batı ülkelerindeki işçi hareketlerle bağlantıda işçi hareketleri. Ama daha sonraki dönemlerde 1908 yılında çıkartılan, 1909 yılında çıkartılan meşrutiyet sonrasındaki işçi hareketlerini engellemek amacıyla çıkartılan 1909 tarihli tatil eşkar kanunuyla Osmanlı İmparatorluğu'nda sendikalar ve sendika niteliğini taşıyan adı sendika olmasa dahi bütün kuruluşlar kapatılıyor. Yani sınırlı bir dönemde sendikaların kısmen etkili olabildikleri, o da ikinci meşrutiyet sonrasında diyelim ona, ikinci meşrutiyet sonrasında işçi hareketlerinin işçilere kazanım sağlama konusunda getirileri var. Ama ondan sonraki dönemlerde sendikaların hukuken yasaklandığı dönemlerde sendikaların işçilerin çalışma koşullarını iyileştirme doğrultusunda etkileri yok denilecek düzeyde. Kadın işçiler konusuna gelindiği zaman kadın işçilerin bu işçi hareketleri içerisinde çok söz sahibi olduğuna, ağırlık sahibi olduğuna ilişkin bir kaynak benim elimden geçmedi. Hatta Osmanlı İmparatorluğu'nda literatürde şu vardır. Kadın işçilerin sayılarının giderek arttığını söyledim ya Osmanlı İmparatorluğu'nda. Hatta 1913-15 sanayi sayım sonuçlarına göre 1/3 oranında kadın işçi var dedim. Şu söyleniyor, şu vurgulanıyor. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda kadın işçilerin sayısının artış göstermesinin altında yatan önemli nedenlerden bir tanesi kadınların sendikal faaliyetlere uzaklığıdır. Kadınlar sendikal faaliyetlere uzak durdukları için işverenler tarafından kadın istihdamı tercih edilmektedir. Aynı şey Cumhuriyet döneminde de geçerli. Cumhuriyet döneminde de başlangıçtan 60'lı yıllara kadar zaten etkin bir sendikal örgütlenme yok. Zaten sendikal örgütlenme hukuken 1946 sonrasında var. Bebeklik dönemi sendikacılığın, yani kuruluş sancılarının yaşandığı bir dönem. Yani etkin olduğu bir dönem değil sendikaların. Çünkü toplu pazarlık ve grev hakkı yok. Anlatabiliyor muyum? Yani geriye de bir şey kalmıyor. Sendikacılık adı altında. Sendikaların etkin olmadığı bu dönemde kadınların da sendikalarda yer almış olması beklenir. Ama bu çok düşük bir düzeydedir. Çok çok düşük bir düzeydedir. Yani ben dediğim gibi 46-60 dönemindeki sendikalar dışında gerçekleştirilen işçi hareketlerine ilişkin bir makalem var Birikim Dergisi'nde. İki sayı peş peşe yayınlandı. Sonra bir kitaba da aldık o makaleyi. Yani orada kadın işçilerin somut olarak bir işçi hareketine katıldığına ilişkin veriyle de ben karşılaşmadım. Yani dönemin gündelik gazetelerini taramıştım. Sadece şunu söyleyebilmiştim. Yani kadınların yoğun olduğu iş kollarında da bazı
sınırlı işçi hareketleri var 46-60 döneminde. Bazı kadın işçilerin de bu hareketlere katılmış olması beklenir şeklinde çok esnek bir değerlendirme yapmak durumunda kalmıştım. Bunun dışında formal bir bağ kadınlara ve sendikalara ilişkin bulmamız mümkün görünüyor. Hocam teşekkür ederiz. Son soruya geçiyorum. Bu arada chat bölümünden yine iletebilirsiniz henüz sorunuz varsa. Seçme ve seçilme hakkı kadın emeği nasıl etkilemiştir? Evet, seçme ve seçilme hakkı kadın emeğini nasıl etkilemiştir? Yani direkt bir bağ nasıl kurabiliriz? Herhalde düşünmem gerekecek bir konu. Yani kadın emeğini hangi yönü nasıl etkilemiştir? Yani tümüyle mi kadın emeğini nasıl etkilemiştir? Yani çok etkilediğini zannetmiyorum. Yani kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması daha çok uzman meslekler olarak nitelediğim kesimde bulunan kadınları etkilemiş olsa gerektir. Yani daha çok okumuş kadınları etkilemiş olsa gerektir. Yani onların belki siyasal mekanizmalara katılım süreçlerini etkilemiştir ama geniş ücretli çalışan halk kitlelerini seçme seçilme hakkının çok etkilediğini doğrusu düşünmüş değilim. Bu konu üzerinde ben düşünmeye devam edeceğim ama çok bir bağlantı kurulabileceğini şu anda düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Öyle ifade edeyim. Hocam, sizde bir şey bulursanız lütfen bu konuda bana iletin. Gelecekte tekrar tartışma olanağımız olsun. Tabii. Bir sonraki oturumda belki eğer birimiz de böyle bununla alakalı bir araştırma olursak çok kısa gündem yapabiliriz diye düşünüyorum ben de. Hocam çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Aslında sorularımız var hala ama ne yazık ki zaman kısıtımız da bulunuyor. Değerli katkılarınız için tekrar teşekkür ederiz. Oldukça verimli bir oturum oldu. Umarım herkes için de böyle olmuştur. Tekrar herkesin 1 Mayıs'ını kutlarız. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere.